Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tiyatro konusunu öğreneceğiz. Geçen sene de bu konuya giriş yapmıştık. Geçen sene de hatırlarsanız modern tiyatronun bazı kavramlarını öğrenmiştik. İşte adaptasyon terimini öğrenmiştik ve hatta modern tiyatroda trajedi, komedi, drama öğrenmiştik. Bu sene de geleneksel Türk tiyatrosunda Karagöz, Orta Oyunu, Medda, Köy Seyirlik Oyunları, Kukla gibi çok temel, çok önemli ve çok kolay konuları öğreneceğiz. Ve ardından da Modern Türk Tiyatrosu'nda Tanzimat Dönemi ve Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu'na bakacağız. Arasındaki fark çok önemli ve çok basit esasında. Geleneksel Türk Tiyatrosu doğaçlama oynanacak. Yani yazılı bir metin yok. Ön hazırlık prova yapılmıyor. Sahne, dekor, kostüm gelişmemiş. Kalıplaşmış belirli tipler var. Mesela Karagöz var, Hacivat var. Aynı benzer şekilde kavuklu var, pişeker var. Aynı Kemal Sunal ve Şener gibi ve mizahi öğeler ağır basacak. Ama modern Türk tiyatrosunda yani Şinasi'nin şair eğlenmesi biliyorsunuz ilk tiyatromuzdu bizim. Tefrika haline yani arkası yarın halinde e, Tercüman Ahval gazetesine inanmıştı. Bu mesela yazılı bir metni var. Ön hazırlık prova yapılıyor. Sahne, dekor, kostüm var. Her türden tip ve karakter olabiliyor. Her türlü konu işlenebiliyor. Arasındaki farkı da size sınavda soracaklar. Şimdi gelin arkanızı yaslanın güzel bir şekilde geleneksel Türk tiyatrosunun kavramlarını güzel bir şekilde öğrenelim. Ardından da geçen sene öğrendiğimiz trajik komedi drama hafif bir değinip sonrası bunun tanzimat ve milli edebiyattaki yansımalarını görelim ve dersimizi güzel bir şekilde bitirelim. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar tiyatro türlerinin ilk başta geleneksel Türk tiyatrosunu öğreneceğiz demiştik. Trajedi biliyorsunuz böyle böyle acıklı konuları anlatıyordu. Komedi gülümseyen konuları anlatıyordu. Dram ise hem acıklı konular vardı hem de gülümseyen konular vardı. Yani hayatın her anı vardı. Burada sadece soylular vardı. Burada halk vardı. Burada herkes olabiliyordu. Bu ikisinin bundan en büyük farkı burada tek bir mekan, tek bir olay ve tek bir zaman yani üç birlik kuralı uygulanıyorken burada öyle bir şey gerek yoktu. Perdeyi kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olaya geçirebiliyordu Şimdi geleneksel Türk tiyatrosu ise bambaşka. Geleneksel Türk tiyatrosunun genel özellikleri bir kere sözlü. Yani yazılı bir şey yok. Yazılı bir metin yok. Tuluat. Bak bu kelime çıkacak sınavınızda. Doğaçlamaya dayalı. Mizahi yanlış anlamaya dayalı diller var. Yani Karagöz bir şey yanlış söyleyecek. Hacivat yanlış anlayacak. Ya da Hacivat söyleyecek. Do Karagöz yanlış anlayacak. Genellikle yanlış anlamaları Karagöz yapacak. Zaten bakın Karagöz oyununda Karagöz saf tamam mı? Hacivat akıllı. Burada da kavuklu saf pişekar akıllı olacak. Zaten Karagöz'ün bir hayali tarafından gölge ön olduğunu biliyorsunuz duymuşsunuzdur. Kavuklu peşeker ise bunun ete kemiğe bürünmüş olup böyle orta oyununda sahnede çıkmış hali. Burada da kavuklu saf olacak. Burada da karagöz saf olacak. Bizde de var. Tonguç saf oluyor, öğretmen akıllı oluyor mesela. Oradaki diyalog esasında bizim geleneksel Türk tiyatrosundan esinlendiğimiz bir yöntem. Şimdi Değişik bölgelere ait şive ve ağız saklitlerinden yararlanılacak Müzik ve dans ögelerinden yararlanılacak Dekor, sahne, kostüm, ışık gibi unsurlar yok denecek kadar az Mesela örnek veriyorum e, Meddahta adamın bir bastonu var Onu bazen silah yapıyor, bazen kılıç yapıyor Bir de mendili var Onu bazen örtü yapıyor, bazen başörtüsü yapıyor Yani çok fazla bir dekor yok Şimdi başlayalım Karagöz'e Karagöz deriden kesilen ve tasvir olarak adlandırılan Bak tasvir bir kavram Tasvir olarak adlandırılan bazı şekillerin arkadan bir ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansılmasıyla oynanan bir oyun. Yani bir gölge oyunu. Karagöz oyununun kurucusu ve piri Şeyh Küşteri. Bu oyun Küşteri Meydanı diye anılan bir perde oynatılıyor. Oyunu oynatan kişi yani bu kukla gibi kara o acıbatı oynatan kişi hayali, hayalbaz deniyor. Oyunda tef çalan, taklitlerin şarkılarını söyleyen, tasvirleri hayaliye veren yardımcının adı ise Yardak. Demek ki yardımcının adı neymiş? Yardak. Karagöz oyunun genel özelliklerine baktığımızda yazılı bir metin yok. Aynı geleneksel Türk tiyatrosunun özellikleri burası için de geçerli. Yazılı bir metin yok. Doğaçlama, yanlış anlamaya dayalı dil var. Şiir ve ağız var. Gülmece unsuru ağır basıyor ve müzikten de yararlanılıyor. Üniversite sınavlarında Karagöz ve orta oyundan çok fazla soru geliyor. Yani daha doğrusu her sene bir soru geliyor. Bu da çok fazla demek. Dolayısıyla bu konu sınavınızda da çok net bir şekilde sorulacak. Bunu bilin. İleride üniversite sınavında da işinize yarayacak arkadaşlar. Karagöz oyunun kişilerine baktığımızda asıl kişiler tabii ki Karagöz. Oyunu adını veriyor. Mizahın asıl kaynağı. Zaten öyle değil midir? Bakın şurada demiştim yani. Nerede? Şurada. Kavuk, Karagöz, Hacivat vardı. Kavuklu, Pişeker vardı. Bir de Kemal Sunal Şener Şen vardır. Kemal Sunal Şener Şen filmlerinde de Kemal Sunal saftır. Şener Şen akıllıdır. Yani biz hep K safları almış. Burada biz Kemal Sunal'ı daha çok severiz. İşte Karagöz'de de Karagöz'ü daha çok seveceğiz. Niye? Çünkü eğitimli değil. Halk diliyle konuşuyor. Bazı sözleri yanlış anlıyor. Açık sözlü ve dürüst. Halkı temsil ediyor. Ve mizahı nasıl kaynağı? Hacivat ise eğitimli. Medrese diliyle konuşuyor. Görgü kurallarına uyuyor. Uyanık ve çıkarcı. Yarı aydın kişileri temsil ediyor. Şimdi belli başlı tiplere baktığımızda Çelebi Malı mülkü olan zengin mirasili bir tip. Bu tip. bunlar Asıl kişi bunlar tip. Tiryaki konuşmaların en önemli yerinde uyuklamaya başlayan tip. Bebe ruhi yaygarıcı bir tip. Zenne e, Karagöz oyundaki kadın tipi. Diğer tipler Tuzsuz Deli Bekir var, Zeybek var, Efe, Külhan Bey var, Arnavut, Lazrum, Balam e, ve Frank gibi karakterler de var. Buna Balam'a da diyebiliyoruz. Bunları sınavda soruyorlar arkadaşlar. Hangisi işte mirasili tiptir deyip Çelebi'yi sorabiliyorlar. İşte Karagöz medrese diliyle konuşur deyip yanlış bir cümle söyleyip bu doğru mu diye size sorabiliyorlar. Dolayısıyla buradaki bilgiler çok çok önemli. Bu sayfadan yüzde yüz hem üniversite sınavında hem de yazılarınıza soru gelecek arkadaşlar. Karagöz oyunun bölümlerine baktığımızda dört bölüm var. Bir giriş bölüm var. Mukaddime takdim ediliyor. Sonra ikincisi muhavere bölüm var. Karşılıklı konuşma. Fasıl bölümü asıl oyunun olduğu bölüm. Fasıl asıl diyeceğiz. Dörtte bitiş bölümü. Şimdi giriş bölümünde önce Hacivat bir semai, sekizlik bir şiir okuyarak perdeye geliyor ve... ...söze of hay hak şeklinde başlıyor. Karagöz'ü perdeye çağırıyor. Muhabere karşılıklı konuşmada ise Karagöz ile Hacivat arasındaki diyalogların yer aldığı bölüm. Diyaloglar, vay Karagöz'üm, benim iki gözüm merhaba şeklinde başlayacak. Diyaloglarda yanlış anlamaya dayalı dil oyunları yapılacak. Fasıl ise asıl oyunun sergilendiği bölüm. Olay bir yerde düğümlenecek... Kabadayı tipinin perdeye gelmesiyle düğüm çözülecek Bu bölümde yaşanan olaylar Oyunun geneline verilen adı da belirleyecek Bitiş ise oyunun sonlandırıldığı Ve seyirciye de veda edildiği bölüm Yıktın perdeyi eyledin viran Varayım sahibine haber vereyim hemen Her ne kadar isan ettikse Affola gibi kalıplaşmış Sözüyle bitirilecek Karagöz bir kesit mesela Hacivat'la Karagöz konuşuyor Bilmece bilir misin? Elbet bilmece demek ben demek Ben demek bilmece demek söyle bilmece al cevabını Peki Karagöz'üm bir tane söyleyeyim. Söyle bakalım. Efendim sokaktan aldım bir tane evde oldu bin tane. Nedir o bil? Onu bilirim yahu. Nedir efendim? Tahta kurusu. Bak yanlış cevap Hay Allah müstahakını versin. Karagöz'üm tahta kurusu olur mu? Sokakta bir tane al da bak. Evde on bin tane olur. Benim söylediğim bilmece nar. Ha nar diyor. Bak burada yanlış anlamadan ziyade yanlış yaplama gitmiş. Ama bazen de işte nedir efendim? Tahta kurusu dedi ya burada... Hacivat'ın kelimesini yanlış anlayıp Karagöz Göz e, söz oyunları da yapabiliyor. Geldik orta oyuna. Karagöz ve Hacivat'ın gölge oyunundan çıkıp ete kemiğe bürünmüş hali olacak. Sahne, perde, dekor, süflör kullanmadan <laughs> diye arkadan böyle birinin fısıltı halinde söylenecekleri söylemeden halkın ortasında oynanan geleneksel tiyatro böyle geliyor. Halk izliyor insanları. Tamam burada şeyi kim var? Kavuklu ve Pişeker var. İnsanlar da böyle etrafta toplanmış izliyorlar. Orta oyununu sergilendiği alana palanga deniyor. Demek ki bu palangaymış. Oyuncuların oyunu sergilediği alana seyirciler ip gerilmiş kazıklarla ayrılıyor. Burada bir ip var. Ayrılıyorlar. Oyunda dekor denilebilecek başta iki nesne vardır. Yeni dünya. Ev olarak kullanılan paravan oluşur. Şurada bir paravan var. Ev. Dükkan iş yeri olarak kullanılan iskemle oluşur. Bir de iskemle var. Bu da dükkan oluyor. Orta oyununda zurna, çifte nara ve benzeri çalgılar kullanılacak. Çalgılardan sahneye giren oyuncuları haber işleviyle yararlanılacak. Çalgıcılar oyun alanında seyircilerin tam önünde yer alıyor. Onlar burada çalgı yapıyorlar. Orta oyununun geniş bir oyuncu kadrosu var. Oyunun oyun alanının hemen dışında giysilerin bulunduğu alana da sandık odası deniyor. Şurada bir sandık var. Onun içinde de giysiler var. Pişekar'ın eline tuttuğu çift kollu olan ve ses çıkaran nesne de Pastav yani şakşak şak diyoruz. Pil şeker de şunu da tutsun elinde. Şakşak şak diye bir şey var. Bu pastavla ses çıkarır. Orta oyunun genel özelliklerine baktığımızda canlı oyuncular var. Oyunun konuları günlük hayattan alınıyor. Yazılı bir metnin yine yok. Tulat yani doğaçlama. Yanlış anlama yine var kara gibi. Şive ağız taklitleri yine var kara gibi. Gülmece unsuru ağır basıyor kara gibi. Müzik ve dans var kara göze gibi. Sade bir dekor kullanılıyor. Burada asıl kişiler kavuklu ve pi şeker. Kavuklu kara göz oyunundaki kara aynı özelliklere sahip. Pişeker'de Karagöz önündeki Hacivat ile aynı özelliklere sahip. Karagöz hatırlarsanız yanlış anlıyordu. Kavuklu da yanlış anlayacak. Mizahın nasıl kaynağı olacak ve halkı temsil edecek. Pişeker'de eğitim görmüş, görgü kurallarına uyu ve orta sınıf şehirliği temsil ediyor. Diğer kişilere baktığımızda ise orta oyununda da zenne yani kadın kılığındaki erkek, Yahudi, Acem, Kürt, Rumelili, Arnavut, Ermeni, Kayserili, Frank, Çelebi, Muhacir yani göçmen gibi tiplerde var. Yine miras yedi tip kimdi? Çelebi'ydi. O da yine var arkadaşlar. Şimdi orta oyunun bölümü yine Karagöz gibi dört tane. Bir giriş, iki muhaverek yani karşılıklı konuşma. Üç fasıl yani asıl bölüm. Dörtte de bitiş. Girişte Zurna'nın pişeker havasıyla sahneye gelen pişeker Zurna ile bir kısa konuşma yapacak. Sonra da Zurna kavuklu havasını çalar ve kavuklu cüce konuşarak sahneye gelecek. Muhavere pişekerle kavuklunun konuşmalarına oluşuyor. Zaten muhavere demek konuşma demek arkadaşlar. Arzbar adı verilen ilk bölümde Kavuklu ile Pişeker tanıt çıkar, yanlış anlamalar mizah oluşturur. Tekerleme adı verilen ikinci bölümde, yani muhaverenin bölümleri var, Kavuklu olağanüstü bir olay baştan geçmiş gibi anlatır, ancak sonunda bunun bir rüya olduğu anlaşılır. Fasıl ise asıl bölüm. Oyunu adını veren asıl konunun işlendiği bölümdür. Konuları bakımdan Karagöz oyunu ile ortaktır. Bitiş ise... Pi kavuklu ile bir son konuşma yapacak. Her ne kadar sürçü lisan ettikse affola yani yanlış bir kelime söylediysek affedin diyecekler ve seyirciden özür dileyecekler. Bir dahaki oyunun yerini ve zamanını bildirerek seyircileri iki selamlayacaklar güle güle diyecekler. Orta oyundan bir kez kavuklu ve pi şeker. İsmail eğleniyor musun? Pi Canım ne eğlenmesi sen de hissi şairane yok mu diyorum. Yok. Ne yok? Hüseyin Şakir Ahmet. Canım nasıl Hüseyin Şakir Ahmet? Ben sana söylüyorum sen ne anlıyorsun? Bak yine yanlış anladı. Kavuklu hissi şairaneyi Hüseyin Şakir Ahmet anlıyor. Niye? Kavuklu aynı Karagöz gibi yanlış anlayan karakter. Geldik daha Medda ise tek kişilik tiyatro. Elinde bir baston var bir de mendil var tek başına çıkıp tiyatro yapacak. Met edici yani övücü taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçıya biz Medda diyoruz. Medda tek kişilik tiyatro. Medda tiyatronun bütün kişilerin varlığına birleştiren bir aktördür. Genel özelliklerine baktığımızda kahvehane gibi yerlerde yüksek bir yere oturularak sergileniyor. Perdesi, sahnesi, elbiseleri, dekoru, kişileri falan yok. Zaten tek kişilik tiyatro. Müzikten ve mizahi ögelerden yararlanacak. Hazır bir metin yok yine doğaçlama. Bütün oyun kişileri medya tarafından canlandırılıyor. Canlandırılan kişiler yine ağız özelliklerine göre konuşturulacak. Hayvanlarla cansız nesnelerin sesleri de taklit edilebilecek. Canlandırmalarda tabii ki jest ve mimikler var. Sonunda da bir ders, bir hisse çıkarılacak. Medağın aksesuarlarına baktığımızda mendil ve sopa. Bak mendili burada boynuna asmış bir de sopası var. İki aksesuar var. Mendilin adı makrame. Meddah mendili boynuna dolar. Zenne taklidi. Kadın taklidi yaptığı zaman onu başörtüsü olarak kullanıyor. Bazen atkı yapıyor. Bazen peçe yapıyor. Kullanıyor. Sopa ise çevgan. Yani meddah sopayı eline tutar. Oyunu başlatmak, seyirciyi susturmak. Efekt için ya da sağ süpürge tüfek at yerine de kullanabiliyor sopayı meddah. Meddan bölümleri ise dört tane. Başlangıç, açıklama, senaryo ve bitiş. Başlang Hatırlarsanız Karagöz ve e, orta giriş, muhavere, fasıl ve aynı zamanda bitiş vardı. Ortaktı ama burada biraz farklı. Başlangıçta yine dört bölüm var ama farklı isimlerle. Hak dostum hak sözüyle giriş yapılacak, tekerleme söylenecek ve klasikleşmiş beyitlerle hikaye başlanacak. Açıklama ise anlatılacak hikayenin kahramanı ailesi ve geçmişiyle birlikte dinleyicilere tanıtılacak. Senaryo mani, atasözü ve türk içeren olaylar desenin bulunduğu bölüm. Bitiş ise genellikle bir hisse çıkarılacak. Sakiye sohbet kalmazmış baki her ne kadar sürçü lisan ettikse affola. Yani yanlış bir kelime söylediysek affedin diyecek. Geldik köy seyirlik oyunlarına. Bu da köylerdeki insanların kendilerine yaptıkları tiyatro. Düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belirli günlerinde köylülerin... Genellikle oyun yapma, oyun çıkarmada altında bereket, bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla oynadığı törensel içerikli oyunlar. Köy seyirlik oyunlarına köy tiyatrosu veya dramatik köylü oyunları da denebiliyor. Köy seyirlik oyunlarının genel özelliğine baktığımızda yılın veya mevsimin değişimine göre bağlı olarak oynanıyor. Yani yıla göre, mevsime göre değişiyor. Oyun gönüllü bir yönetici tarafından yönetilecek. Oyuncular gönüllü köylülerden oluşuyor. Oyunların özel bir, yani oyuncuların özel bir sahnesi, kostümü yok. Yazları boş bir alanda, kışları ise kapalı mekanlarda oynanıyor. Ya televizyon olmayınca tabii ki köylü kendisi tiyatrosunu kendisi karşılıyor. Makyaj, kostüm ve oyunun kurgusu, doğaçlama, kadın rollerinde erkekler canlandırıyor. Mizahi öğeler var. Dua, mani tekerleme, türkü ve dans var. Günlük yaşam, doğal olayları, köy yaşamı taklide dayalı bir şekilde anlatılacak. Kukla ise iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kesit kullanılarak bir perdenin üzerinden oynatılan bez, karton ve benzeri nesnelerden yapılmış figürleri verilen ad. Kukla oynatıcılara kuklacı diyoruz. Kuklanın genel özelliklerine bakalım. Konusu günlük yaşamdan, halk hikayelerinden ve efsanelerden alınıyor. Güldürme amaçlar, eğiticilik yönü var, doğaçlama sergileniyor ve müzikten de yararlanılabiliyor. Araba kuklası, el kuklası, ipli kukla, iskemle kuklası gibi türleri var. Geneliksel kukla türlere baktığımızda yine birincisi ibiş var yani saf olan. Kurnaz ve hazır cevap, kaba bir dili var, biçimsiz bir şapkası var, ihtiyarın uşağı ve mizahın kaynağı. Demek ki burada mizahın kaynağı ibiş. Karagöz'de karagöz, Orta oyununda da kavuklu. Medayası zaten tek başına her şey yapıyor. İhtiyarda varlıklı bir kişi İbiş'in efendisi ve patronudur. Geldik Tanzimat dönemi tiyatrosuna. Bu arada arkadaşlar bununla alakalı biliyorsunuz bizler sizlere sıfırdan ona kitabımızdan ve Dinamo'dan çok güzel ödevler vereceğiz. Burada da konuyu çok güzel bir şekilde anlattık. Buradan da tekrar edebilirsiniz. Şimdi gelin şu Tanzimat'ı ve Milli Edebiyat'ı gösterelim. Sonrası ödevlerimizi verelim. Şimdi Tanzimat dönemi tiyatrosuna baktığımızda modern tiyatro Türk Edebiyatı'na Tanzimat döneminde batıdan geliyor. Şinasi ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi adlı töre komedisini yazıyor. Yani bir şair bir kız evlenmek istiyor ama kız zık değil de ablasını vermeye çalışıyorlar. Bir töre komedisi yani görücü söylüyor. Adam da göremiyor tabii kızı evlenmeden önce göremiyor. E bir komedi yani. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silisir adlı dramı sahnelenen ilk yerli eser oluyor. Demek ki ilk oyun Şair Evlenmesi Şinasi %100 sorulur. İlk sahnelenen tiyatro ise Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre'si bu da sorulur. Ahmet Refik Paşa ve Direktör Ali Bey özellikle Molière'den uyarlamalar, adapteler yapıyorlar. Ahmet Refik Bursa valisiyken tiyatroyu çok güzel geliştiriyor. Güllü Agop Gedikpaşa Tiyatrosu yani Osmanlı Tiyatrosu olarak bilinen tiyatroyu kuruyor. İlk modern tiyatro örneklerinde geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanılacak. Konularda tarih ve günlük yaşamdan seçilecek. Ahmet Efik deyince Molière, Namık Kemal deyince tiyatro eğlencelerinin en faydalısı diyeceğiz ve ilk sahnelenen tiyatro vatan yansı listeyebileceğiz. Şinasi'de ilk yerli oyun olan şair eğlenmesini yazacak bizlere töre komedisi olarak. Tanzimat dönemi tiyatrosunun gelen özelliklerine baktığımızda birinci dönemde en önemli tür. Daha çok komedi ve dram tercih edilecek. Klasik ve romantik tiyatrolar yazılacak. Sade bir dil var ve teknik eksiklikler var. Amaç halkı bir şekilde bilgilendirmek esasında. Ama ikinci dönem tiyatrosu ihmal edilecek. Daha çok trajedi dram var. Romantizmden etkilenilecek ama süslü sanatla ağır bir dil var. Okumak için yazılıyor. Mesela burada Namık Kemal Vatan Yavuz Silistre yazmış da Ama burada Abdülhakami Tarhan'ın e, tiyatroları oynanmaktan çok okumak içindir diye üniversite sınavlarında da sorulmuş. Şinasi'nin şahre eğlenmesi Tercüman Ahval Gazetesi'nde Tefrika yani Arkası Yarın şeklinde yayınlanıyor. İlk yerli tiyatro eseri tek perdelik bir töre komedisi. Geleneksel Türk tiyatrosundan izler taşıyor. Kişiler düzeylerine göre konuşulacak. Kişi adlarıyla sosyal özelliklere uyumlu. Önemli kişiler Müştak Bey, Kumru Hanım, Ziba Dudu, Ebu Laklaka ve Hikmet Efendi. Bunu üniversite sınavında sordular. Hocanız da size sınavda soracaktır. Burası önemli. Yüzde yüz yazalım. Görücü usulüyle evliliği geliştiriliyor. Namık Kemal'in Vatan Yahut adlı eserinde ise şunu bilmemiz lazım. Sahnelenen ilk tiyatro eseri. Romantik tiyatronun ilk örneklerinden. 1873'te Gedikpaşa Tiyatrosu'na sahneleniyor. Dört perdelik bir dram. İslam Bey, Zeki, Abdullah Çavuş ve Bey öne çıkan kişiler. Konusu tarihten alınmıştır. Silistre Kalesi'nin kurtarılması için askerin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık anlatılır. Vatan sevgisi, kahramanlık, fedakarlık temaları işlenmiştir. Geldik Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosuna. Milli Edebiyat deyince zaten bayraklarımızı asacağız. Niye? Çünkü burada milli konuları işleyecekler sanatçılar. Tanzimat döneminde başlayan modern tiyatro gelişimini Milli Edebiyat döneminde sürdürüyor. En önemli gelişme konuşma diline yakın bir edebi dil kullanılması olacak. Zaten biliyorsunuz 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Milli edebiyatçılar yeni lisan yani yeni bir dil diye sapsade pırıl pırıl Türkçeyi başlatmışlardı. Bu dil edebi dil yansıyacak, tiyatroya da yansıyacak. Özel tiyatroların yanında resmi tiyatrolarda da kurulacak. İstanbul şehir tiyatrolarının ilk hali olan Darül Beda'yı açılacak. Darül Beda'yı sergilen ilk oyun Hüseyin Suat Yalçı'nın e, Çürük Temel adlı Emil Faber'dan uyarladığı oyun olacak. Darül Bedai'de sergilenen ilk yerli oyun ise Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş adlı manzum oyun olacak. Afife Jale, Darül Bedai'de sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın olacak. Öncesinde tabii ki kadın rollerini erkekler zenne karakteriyle yansıyorlar, zenne yansıyorlardı. Yani kadın oyuncu yoktu. Bu dönemde İbnül Refik Ahmet Nuri ve Musa Celal tiyatro yazarlığına odaklanacak. Şimdi Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosunun genel özelliklerine baktığımızda milliyetçilik türşülük akımının etkisine kalınacak. Teknik açıdan mükemmellik henüz yakalanamadı. O Cumhuriyet döneminde olacak. Dönemin edebiyat anlayışına uygun olarak sade bir dil var. Eserlerde toplumun her kesim var. Osmanlı'nın son dönemi saray hayatı ve istibdat yani baskı yılları işlenecek. Yakın tarih ve Türk dünyası idealleri eserlere yansılacak. Realist yani gerçekçi aktarılacak. Gözlemci ve gerçekçi olacaklar. İbnül Rüfik, Ahmet Nuri, Musaib Zade Celal, Aka Gündüz, Reşat Nuri, Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Halit Fahri, Yusuf Ziya önemli milli edebiyat sanatçıları i̇bn Refik Ahmet Nuri'ye baktığımızda güldürürken ders vermeye amaçlıyor. Sahne dilini kullanmada başarılı. Eserlerinin çoğu adapte ve komedi türüne yoğunlaşıyor. Burada birçok eseri değerli, hissi işaiye mutlaka bilin arkadaşlar. Musayip Zade Celal ise konularını genellikle Osmanlı tarihinden alıyor. Sosyal hayat, töreler, batıl inançları anlatacak. Mizahı bir eleştirel tavır olarak kullanacak. Yani mizahı bir eleştirel tavrı benimseyecek. Mizahi bir eleştirel tavrı var. Orta oyunu geleninden faydalanacak. Ve müzikal komedi türüne yoğunlaşacak. Burada da e, Köprülüler eserini mutlaka bilmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar konumuzla alakalı sıfırdan ona kitabımızda sayfa 106 ve 123 arasında. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Sizlere bu konuyu ilk başta güzel bir şekilde konu soru yöntemiyle özetledik. Karagöz oyununu burada sizlere tek tek anlattık ve bununla alakalı sorular sorduk. Ardından orta oyunu anlattık. Kavuklu, Pişeker, Çelebi, Zenli, Acem, Yahudi hepsini gösterdik. Sonra bununla alakalı sorular sorduk. Sonra kukla, köy seyirlik oyunları ve medda. Ardından da modern Türk tiyatrosuna tanzimat dönemi ve milli edebiyat dönemini sizlere gösterdik. Modern tiyatro terimlerini bir kez daha ek olarak sizlerle paylaştık ki sınavda çıkarsa yapın diye. Buradaki soruları yapmanızı istiyoruz. Yine Dinamo kitabımıza da Testra 1.9 ve yine Test 01'i yapmanızı tavsiye edeceğiz ee, tiyatro kısmında. Hadi bakalım konumuzu bitirdik. 20 dakika sürdü ama tüm detaylarıyla da anlatmış olduk. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar.